İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir yayınla birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, Kürt siyasi mücadelesinin yaşamış olduğu birçok müdahaleninin e, yine yeni bir yıl dönemindeyiz. 4 Kasım 2016 yılında HDP eş Genel Başkanları sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve 12 milletvekili tutuklanarak cezaevine göndermişlerdi. Ayrıyeten bugün Figen eş genel başkan Figen Yüksektağ'ın taziyesi var. Abisi vefat etti. Tüm aileye Zana TV ailesi olarak başsağlığı ediliyoruz. Bu akşam bunları işleyeceğiz. Ancak benim linkim gelsin paylaşayım. Hemen yayın akışımız devam eder. Burada sizler de ekran başına gelmiş olursunuz ve birlikte devam ederiz. Umarım bir aksilik olmaz. Bugün herhalde benim bir teknik sorunum çıkar mı çıkmaz mı? Umarım çıkmaz. öyle söyleyeyim. Ee, belki elektrikten dolayı bir aksilik olur mu olmaz mı? Dün düşürmüştüm. Umarım bir sorun olmaz burada. önce bir paylaşımlarımızı yapalım. Sonra yayın akışımız devam eder. Evet sizler de ekran başına gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Ve hemen döneceğim. Bir kaç saniye daha rica edeyim. Twitter'da da izleyen arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Evet. Değerli arkadaşlar 1989'da başlayan Kürtlerin siyaset sahnesinde kendi adına kendi renkleriyle yer almaları öncelikle devletin belki biraz teşviki de vardı daha sonraki süreç içerisinde devlet dahi yani sistem dahi veya bunu isteyen siyasi parti dahi rahatsız olmaya başladı. O dönemde biliyorsunuz CHP ile hep birlikte bir süreç vardı ve bu süreç içerisinde Kürtler milletvekili çıkarttılar. Bu milletvekillerinin bir kısmı Paris'te yapılan Kürt konferansına iştirak ederlerken dönemin CHP işte o zamanki CHP Genel Başkanı Erdal İnönü tarafında ihraç edildiler. Yedi Kürt milletvekili Paris'e gitmişti. Paris'teki Kürt konferansına neden katıldınız diye bunlar ihraç edildiler. Bu süreç böyle başladı. Daha sonra tabii kendi rengiyle, kendi ismiyle hareket ederlerken maalesef o dönemde kimi kalitesiz milletvekilleri ne hak etmeyenleri milletvekili yaptıklarından dolayı o zaman da bedelini ödettiler. Salih Sümer gibilerini milletvekili yaptıkları için 18 kişiye ulaşarak grup kurmaları gerekiyordu ama bir tür bu grubu kuramadılar. Ancak örgütlenme boyutuyla sahada çok ciddi bir çalışma bütün hızıyla devam ediyordu. Kürtler artık siyaset sahnesine çıkmış ve siyasi alanda muazzam bir örgütlenme geliştirerek devam ediyorlar. Bu öncelikle belki biraz devlet acaba biz bunları siyasal zemine çekersek ne olur diye ya da burada eritiriz kendimize benzeştiririz ama baktılar ki onlara benzeyecek bir halleri yoktu. İlk müdahale 4 Şubat 1994 tarihinde o zaman DEP'in genel merkezi bombayla havaya uçuruldu böyle başladı. Ve 4 Şubat'ta parti genel merkezi havaya uçurulduktan sonra 4 Mart'ta da pardon 3 Mart 1994'te de DEP milletvekilleri Orhan Doğan, Selim Sadat, Hatip Dicle ve Leyla Zana tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Birinci sistemin derin devletin Kürt siyasetine ilk müdahalesi burada böyle başladı. İlk müdahale böyle başlayınca Kürtler siyasetten vazgeçmediler. Çünkü Kürtler kararını 1989'la ve 90'la şöyle vermişlerdi. Siyaset sahnesinde biz var olacağız. Ve biz siyasette kendi kimliğimiz, kendi rengimiz ve kendi düşüncemizle halkımıza hizmet edeceğiz diye bir karar almışlar. 1994'te 3 Mart depremi olarak bizim açımızda siyasi deprem olarak değerlendirdiğimiz dep milletvekillerinin tutuklanarak cezaevine gönderildikten sonra siyasi parti varlığını devam ettirdi. Ancak depe açılan davadan dolayı da dep kapatılma ile karşı karşıya kaldı. Alel acele bir şekilde Kürt siyasi aktörleri Halkın Demokrasi Partisi HDP kurdular. HDP uzun süre adeta bir okul gibi çalıştı. Siyasi bilinci geliştirmek için siyaset aranasında yer alması için muazzam bir örgütlenme ağını önüne koydu. Ve bu süre epey zaman aldı. 1994'te verilen bu mücadele, verilen emek 1999 yılında ilk defa Halkların Demokrat Partisi HDP, HADEP o dönem bölgede yerel yönetimlerde 37 tane belediye alarak artık ben kendimizi ve kentimizi biz yöneteceğiz arayışıyla devreye girdiler. Bu da sistemi ciddi bir şekilde rahatsız etti. Bu şehirlerin arasında iki tane önemli büyük kent Van ve Diyarbakır'da vardı. Bingöl, Siirt, Ağrı ve yeni vilayet diğer 30 tane de ilçe önemli ilçelerden artık kendilerini yönetiyorlardı. Bir müddet sonra buna tahammül etmeyince dört belediye başkanı, Siirt Belediye Başkanı ve Batman Belediye Başkanı Abdullah Akın, Siirt Belediye Başkanı Selim Uzat, ee, Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan ve Diyarbakır Belediye Başkanı Feridun Çelik'i havaalanında yurt dışında gelirken bu sefer gözaltına aldılar. Bu gözaltı çok büyük tepkilere neden oldu. Kendi içinde de çok ciddi tepki gösterenler oldu. Bu kadar da olmaz diyenler artık Türk camiasının bir kısmında kendini demokrat görenlerin bir kesiminde de bu sesler yükselmeye başladı. Böyle bir siyasi süreçten geldik böyle bir siyasi süreçten geliyoruz. Şimdi değerli dostlar bunları 99'da belediyeleri aldıktan sonra artık yeni bir döneme girdik. Çünkü yerelde de ciddi bir şekilde güç elde etmeye başladılar. Halka daha doğru hizmet ettiklerini başladılar. Bunları şimdi bir bir açacağım. Çünkü bugün biliyorsunuz 4 Kasım 2016 yılında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 12 milletvekillerinin tutuklanarak evlerinden alınarak cezaevine gönderildi. Yani yarınki tarih 7 yılını doldurmuş olacak. Bu arada böylesi bir dönemde de eş başkanlarda Figen Yüksekdağ'ın e, ailesinde abisinin vefat haberi yayıldı. Ve bugün siyasette yine Kürt siyasi aktörleri kendi arkadaşlarını, yoldaşlarını ve hevalarını yalnız bırakmadılar. Cenazeyi de onunla birlikte kaldırdılar. Figen Hanım biliyorsunuz cezaevinde bir beraberiydi.

Evet. Sevgili Figen Yüksekdağ'ın ailesine sabır ve metanet diliyoruz. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Kürtlerle beraber yürüdüğü için haksız ve hukuksuz bir şekilde 7 yıldır cezaevindedir. 99'dan sonraki süreç 2002 seçimleri oldu biliyorsunuz. 2002 seçimlerinde ve 2004 yerel seçimlerinde bir git gel yaşadı Kürtler'de. Benim de içinde bulunduğum aslında 1999 seçimlerinde bir bağımsızlık kararı almıştık. Ben de o dönemde Mardin bağımsız milletvekili adayıyım. Daha sonra parti yani hesap şuydu parti çekilecek bağımsızlar devreye girecek. Ancak o dönemde kamuoyu araştırmalarının şirketlerin kamuoyu araştırmalarından doğru adeta oyuna geldik. Geçen sene herhalde hayatını kaybeden ee, bu Tarhan ee, bir açıklama yaptı. HDP o zamanki HDP'nin yüzde 13 oy alacağını söyledi. Bu kür siyasi aktörlerin kafasını karıştırdı. O zaman genel merkezde toplandık. Çok ciddi tartışmalar yürüttük. Ve bu tartışmalarda bir türlü birbirimizi ikna edemedik. Parti ile girilme kararı ağır bastı. Murat Bozlak ve diğer arkadaşlar da bayrak davasından dolayı cezaevindeydiler. Bu süreç sürekli gitgellerinin olduğu süreçlerdir. Kimi dönemlerde yüzde on barajı aşamayacağımız için biz ne yapıp yapıp bağımsız olarak girelim parlamentoda bir grup kurulsun ama bir diğer tarafta da hayır biz partiyle girelim. Baraj Türkiye'nin ayıbidir. Sadece Kürtlerin parlamentoya yer almaması için yüzde onluk bir baraj koyduklarına dair ciddi bir söylemler vardı. Durum böyleydi. Ancak 2007 yılına geldiğinde Demokratik Toplum Partisi 22 Temmuz 2007 seçimlerinde şöyle bir karar aldı. Artık yüzde on barajı aşmamızın risk olduğunu ve bu riskten dolayı da biz bağımsız gireceğiz. Ve o adayların ismi de bin umut adayları oldu. Burada 22 milletvekili çıkarttılar. Ve ilk defa Kürt Siyasi Partisi Kürtlerin siyasetini e, yürüten ve onları temsil eden 22 milletvekiliyle eee parlamentoda yer aldı grubunu kurdu. Söz hakkını aldı ve parlamento kürsüsünde Kürtleri savunmaya başladı. Bu süreç böyle devam etti. İkinci seçime geliniyordum. 2011 seçimlerinde. 2011 seçimlerinde bu sefer Demokratik Barış Partisi yine bu tartışmaları yürüttü. Biz öyle mi girelim, böyle mi girelim? Bu tartışmanın yapıldığı dönemde derler ya e, Aklı Selim galip geldi. Bir kez daha bağımsız olarak girdiler. Ve bu bağımsızlıkta da 37 milletvekili sanırım Hamit Geylani siyasi yasa yani siyasi partilerde yer almada yasaklı olduğu için uf pardon ufukuras kendi partisine ayrılıp gitti ve 36 milletvekiliyle parlamentoda yerlerini aldılar. Ancak Türkiye'de bu hesapları yapanların da hesapları al üst olmuştu. Artık şunu anladılar. Biz barajda yıllarca Kürtlerin siyasi, Kürtlerin siyasette önünü aldık ve siyasete girmemelerini engelledik. Baraj oyunuyla onları ötekileştirdik. Bu seti, bu barajı yerle bir ettiler. Bağımsız adaylarla gelip parlamentoda yer aldılar. Fakat muazzam bir örgütlü güç vardı. Dünyada hiçbir eşi benzeri olmayacak olan bir güç vardı. Çok örgütlüydü. Çok bilinçliydi. Örnek size vereyim. Van'da 5 milletvekili çıkarması gerekiyordu. Aysel Toluk, Nazmi Gür, ee, Özal Üçer, Kemal Aktaş, ee, bir arkadaşımız var, daha vardı şimdi aklıma gelecek ve bu arkadaşların mutlaka ve mutlaka seçilmeleri gerekiyordu. Bu aynı zamanda Şırnak'ta da böyleydi. Faysal Sarı Yıldız, Selma Armağ e, ve Hasip Kaplan. Ve o koydukları milletvekilleri tamami hemen hemen eşit oylar alarak. Örneğin Van'da bir milletvekilinin milletvekili olabilmesi için 50 bin oy alması gerekiyordu. Van'da 5 arkadaşın tamamı 56 bin, 57 bin, 55 bin oy aldı. Yani bin oy arada fark oynuyordu. Böyle bir halk gerçekliği vardı ortada. Şırnak gibi bir yerde 35 bin oy Selma Armak, 35 bin oy Hasip Kaplan, 35 bin oy Faysal Sarı Yıldız alıyordu. Hakkari'de ve diğer yerlerde Diyarbakır'da her taraf böyleydi. Yani şu adeta herkese parmak kısırttı. Böyle bir şey olmaz denildi. Bütün ezberleri yerle bir etti. Bütün ezberleri bozdu. Nasıl oluyor da? Yani bir aday koyuyorlar ve o vilayette diyor ki şu şu kaza şu adama verecek, şu şu ilçe şuraya verecek ve mutlaka bu adam bu, bu şu milletvekillerimi seçilecek. Ve bu halk bunları seçiyor. Böyle bir örgütlü halk vardı ortada. Dolayısıyla anladılar ki artık barajla bunların önünü kesmeleri de mümkün değildir. 36 milletvekili seçtiler. 36 milletvekilinin hemen hemen tamamı birbirine çok yakın ve eşit oylar aldılar. Dünyada böyle bir halk var mı bilmiyorum. Tarih bunu böyle yazacak. Tarih bunu aslında belki de altın harflerle yazacak. Açık ve net söylüyorum. Bu bir gerçekliktir. Bu bir abartı değildi. Peki bu kadar güzel bir kitle, bu kadar e, inançlı bir kitle ve bu kadar örgütlü bir kitle e, nasıl oluyor da bu kadar sağlıklı kararlar verebiliyor? Ve düşünün Kürt kadınları o zaman e, milletvekillerini seçebilmeleri için günlerce isimlerini ezberliyorlardı. Ve günlerce o kağıtların üzerine yazarak kendi annelerine, e, babalarına gençler tarif etmeye çalışıyorlardı. Günü geldiği zaman gidip kendi adayını seçip geliyorlardı. Aysel Turluk Dersim'den gelmişti bana. Kemal Aktaş Urfa'dan gelmişti bana. Ve bu arkadaşların hiçbir tanesi neden Urfa'dan geldi, neden geldiği, neden Dersim'den geldi hesabı yapılmadan bu halk bunları seçip parlamentoya gönderecekti. Tarih bu sefer 7 Haziran'a dayanıyordu. Artık partinin genel başkanı Selahattin Demirtaş figen yüksek aldılar. Mükemmel bir çift oluşmuştu. Eş genel başkanlardı. Son derece uyum içerisindeydiler. Bilmiyorum bir fotoğraf vardı. Eğer yönetme arkadaşım şey yapmışsa getirebilir. Muazzam bir birliktelik oluşturmuşlardı. Gittikleri her yerde sempati topluyorlardı. Gittikleri her yerde seviliyorlardı. Böyle bir ikili, böyle bir ikili oluşmuştu. Selahattin Demirtaş'ın zekası kurduğu cümleler ve kamramlar neredeyse HDP'li olmayanları dahi ikna edebilecek bir durumdaydı. Onun için tam da isabetli oldu. Dün Sayın Serahattin Demirtaş'la ilgili özel unutma ve unutturma diye Zana TV ailesi olarak bir program başlatmış oldu. İyi ki başlattık diyorum şimdi onu söyleyeyim. Emin olun ben bugünkü tarihi de unutmuştum. Fakat bir de bakın ki yıl dönümüdür. 7 yıl önce Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ tutuklanarak 12 milletvekili İdris Baruken ve diğer arkadaşlarla cezaevine gönderildi. Haksız hukuksuz bir şekilde sudan bir bahaneyle, bir tiyatroyla, bir mizansenle, bunun adı da Kobani davası olarak şu anda o şekilde yargılanıyorlar. Bunlardan bir tanesi de daha sonra milletvekili olan Hüda Kaya, onu da dün tutuklanarak Kobani davası çerçevesinde cezaevine göndermiş oldular. Değerli arkadaşlar zor bir mücadele Kürtlerin vermiş olduğu. Kürtlerin siyaset sahnesinde Yer almaları ve siyasi alanı terk etmemeleri son derece önemli ve değerlidir. Bir kere başta onu söyleyeyim. Kürtlerin bu alanı kesinlikle ve kesinlikle terk etmemeleri gerekiyor. Bu son derece önemlidir. Onu söyleyeyim. Peki ne oldu? Bu sefer Selahattin Figen çifti demek gerekiyor. Eş başkanlar 7 Haziran'da 30 yıllık siyasi tarihimizin 90'ı sayarsak 33 yıllık sorun yok. Atabilirsin mesajları. Ee, serüvende zirve yaptılar. 13.5 oy aldılar ve 80 milletvekili parlamento'ya gönderdiler. Artık bütün bentler ve barajlar yerle bir edilmişti. Türkiye şunu anlamıştı. Siyasi alanda Kürtlerin önü alınamaz. Fırat Dicle ile birleşmişti. Munzur onlara eşlik ediyordu. Karasu onların içine akıyordu. Hezil onlara dahil olmuştu. Zap İran'a doğru akmıyordu yönünü batıya doğru çevirmişti. Bütün Kürdistan nehirleri adeta birleşmişçesine artık bir mecrada akıyorlardı. Ve bu mecranın adı Siyaseti biz yapacağız, daha iyi yapacağız, daha güzel yapacağız, daha adil yapacağız ve sizi de sizden çok daha adil yöneteceğiz mesajlarını veriyorlardı. Artık böyleydi. 80 milletvekiliyle parlamentoya giren e, HDP, AK Parti'nin bütün hesaplarını da alt üst etmişti. Ve o güne kadar hatta seçim öncesi ısrarla bağımsız girin diye dayatıyorlardı. Artık işin rengi değişmişti. Hesaplar birbirini tutmuyordu. Dünkü gibi olmayacaktı. Kürtler yönünü doğruya doğru vermişlerdi. Ve bunun yapmaları içinde Fırat'ı, Dicle'yi, Munzur'u, Hezil'i arası hepsini birleştirmişlerdi. Bir yöne doğru akıyorlardı. O yönde özgürlüğe doğru giden yoldu ve muazzam genç bir çift eş genel başkan vardı. Son derece zekiydiler. son derece uyum içerisinde parti yönetiyorlardı. Kurdukları her cümle son derece düzgün diksiyonla kurabiliyorlardı. Ve oldukça çekici lafları ediyorlardı. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın hazır cevap yönü ve güzel mizacı işin farklı bir boyutuydu. Figen Yüksek da hemen hemen ona aynı tonda ona yakın bir şekilde ona eşlik ediyor olması adeta bir bütünün iki parçası haline gelmişlerdi. Başka siyasi partiler de şöyle diyorlardı. Keşke bizim de böyle genel başkanlarımız olsaydı. Çünkü yıllardır 80 yaşına gelmiş bir türlü kortukta ayrılmayan başkanları vardı. Genç, yakışıklı, sempatik iki eş genel başkanın eşliğinde bir siyaset yürütülüyordu. Adeta bizim açımızda ve birçok çevre için göz kamaştırıyorlardı. Ama birilerini de ciddi bir şekilde kıskandırıyorlardı. İşte tahammül edemedikleri nokta da burasıydı. Sudan bahanelerle haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde bir gece Figen Hanım'ı evinden aldılar, Selahattin Bey'i evinden aldılar ve 12 milletvekili Ziya Pir bunların içerisinde e, Bilis ve birçok arkadaşı tutarak cezaevine gönderdiler. Dep depreminden sonra Orhan Doğan, Selim Sadak, Leyla Zana, Hatip Dicle'ye müdahaleden sonra ikinci bir müdahale dönemi yapılıyordu. Ve Kürtlerin önü kesilmeye çalışıyordu. Güçleri yeter mi bilemiyorum. Ama Kürtler Kürt siyaseti doğru yoldadır. Ben güçlerinin yeteceğine inanmayanlardanım. Dolayısıyla şimdi bu süreç böyle devam ederek geldi. Ve yarın 4 Kasım. Tam 7 yıl oldu. Tam 7 yıl oldu. Bu devam ediyor. Diğer arkadaşların da isimlerini burada sizinle paylaşayım bir haksızlık olmasın. 12 milletvekili gözaltına alındı. Diyarbakır Bağlar'daki Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakında büyük bir bombalama patlaması oldu. Demirtaş, Yüksektağ, İdris Baruken, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Ferhat Encu ve Leyla Birlik tutuklanarak cezaevlerine gönderdiler. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması aynen şöyledir. Yakalama kararı bulunan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuba Hezer o zaman yurt dışındaydılar. Ve üzülerek belirteyim yaptıkları açıklamalar sırıtarak yapılan açıklamalardı. Ve aç bakanlığın açıklaması haklarında gözaltına yine gözaltı kararı olan Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında ise sürecin devam ettiği ifade ediyordu. Yani biz daha başka tutuklamalar da yapacağız. Hep gözaltı işte HDP gözaltı işlemleri karşı eylem çağrıları yapıyordu. Gözaltına alınan isimlerden Sarı Süreyya Önder Ziya Pir, İmam Taşşiyer ilerleyen saatlerde serbest bırakıldılar. Başbakan Yıldırım Akbulut ise şunu cümleyi koruyordu. Hukukun önünde Kimsenin geçiş üstünlüğü yok. Oysa aslında yapılan hukuksuzluktu. Yapılan adaletsizlikti. Bu milletvekilleri Türkiye'de barış olsun diye mücadele veriyorlardı. Demokrasi olsun diye mücadele veriyordum. İnsan hakları olsun diye mücadele veriyordum. Süreç bu şekilde devam ederken ve Birleşmiş Milletler bile bununla ilgili hiç açıklama yapıyordu. Dolayısıyla ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yurt dışındaki açıklamaların hiçbir tanesi bunları durduramıyordu. Çünkü AKP'nin yıllarca iktidarına ilk defa birileri dur demişti. İşte o dur diyen de HDP'ydi. HDP 80 milletvekili çıkararak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi ilk defa büyük bir oy kaybına uğratmıştı. Bunu yapmakla sınırlı kalmadılar tabii. Bunu yapmakla sınırlı kalmadılar. Ve hemen Kasım'da tekrar seçime gideceğini söylediler. Ve bu süre çok çetrefilli geçti biliyorsunuz. Bombalar patladı. Önce Ceylanpınar'da iki polis vuruldu. Ve bu iki polisin vurulması PKK'nın içerisinde bir gücün biz yaptığını açıklaması yayıldı nereden geldi, nasıl oldu daha sonra bunu böyle olmadığını söylediler. Ve daha sonra Fethullah Gülen'in kontralarının çok büyük rol oynadığı açığa çıktı. Diyarbakır mitinginde bombalar patladı. Ankara Gar katliamı bu süreden sonra meydana geldi. Yani gün geçmiyordu 7 Haziran'dan sonra bir şiddet eylemi olmasın. Yer yer kimileri Kürtleri tekrar beyaz soruslarla tehdit ediyordu. Ve süreç artık yakıcı bir süreçti. Ama tüm buna rağmen Kürtler yine bu işin peşini bırakmıyorlardı. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyaydık. Ve gelinen noktada partileri devam ediyor. Evet belki 80 milletvekili çıkarmıyorlar ama 60 milletvekiliyle parlamentolulardır. Her dönem artık parlamentolulardır. Artık baraj sorunu denilen bir sorun kalmadı. Daha sonra getirdiler sırf MHP barajı açsın diye Barajın altında kalmaması için diye barajı %7'ye indirdiler. Artık barajlar Kürtleri kar etmiyordu. Böyle bir durum vardı ortada. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ikilisiyle ilgili en ağır cezalar istenildi. Her birinin hakkında birden fazla dosyalar açıldı. Artık hukuk tamamen ayaklar altına alındı. Düşünün Gülten Kışanak 10 yıldır cezası bitmiş olduğu halde Gülten Kışanak'ı bırakmıyorlar. Artık Türkiye'de bir hukuk, Türkiye'de bir hukuktan bahsetmek gerçekten oldukça zor. Ve şu anda da gerek Kemal Cephe gerekse siyasal İslamcılar başka başka noktalardan da birbirine girmiş durumdadırlar. İşte bu Tolga Şardan'la başlayan olayı siz izliyorsunuz. Bugün yine iki üç tane gazeteci gözaltına alındı. Bir tanesi yurt dışına çıkmak e, yasayı konularak serbest bırakıldı. Diğerleri tutuklanan cezaevden geldi. Ama bugün bağırıp çağıran Kemalistler Kürtler tutuklandıkları zaman ses etmiyorlardı. Bugün bile Can Atalay ile ilgili yapılan açıklamalar Kürt milletvekilleriyle ilgili çok fazla yapılmadı. Selahattin Bey üzerine de aslında CHP belki ben burada faydalanırım diye o kadar açıklama yapıyordu. Dikkat ederseniz artık onlar da neredeyse bahsetmiyorlar. Ve sonuçta hayatında alamadıkları oyu elde etmiş oldular. Evet kazanmadılar ama öyle bir oy almış oldular. Ama onlar kaybedecekler. Kürt siyaseti kazanacak. Mutlaka kazanacak. Çünkü Kürtler haklı ve doğru bir yoldadırlar. Hiç kimse onların bu haklı davasının önüne geçemez diye düşünüyorum. Ve 7 yıl aradan sonra 7 yıl aradan sonra artık Kemalistlerin de çok ciddi bir şekilde hukuksuzluğun ne olduğunu ve sıranın kendilerine geleceğini fark etmiş durumdadırlar. Oysa Kürtlere haksızlık ve hukuksuzluğu yapıldığında zaman perde arkasında hukuk diyorlar. Hatta Selahattin Beylerin dokunulmazlığı kaldırılması için o zaman CHP anayasaya aykırıdır ama biz evet diyeceğiz diyebilecek kadar küçülebiliyorlardı. Bunların zihniyeti budur. Ona göre Kürtler siyasetini yürütmeleri gerekiyor. Değerli arkadaşlar bu süreç ne kadar gider bilemiyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Türkiye ciddi bir ekonomik buhran içerisindedir. Ve geçen hafta Hafize Gaye Erkan 5 puan daha faizi artırmış olmasına rağmen döviz kurunda hiçbir değişiklik olmadı. Daha yıl başına 2 ay kala bugün katmer katmer vergilere zam geldi. Pasaport, ehliyet vesaire vesaire vesaire. Artık derler ya kurdi divizin edikerci palanı fatko. Yani artık palanından yiyor. Sırtındaki semerden yiyor. Başka dış yatırımcı gelemiyor. Hele son İsrail Filistin meselesinde yapılan çıkışlar da işin tuzu biberi oldu. Böyle de bir gerçeklik var ortada. Şimdi bu e, geldiğimiz nokta Kürtlere bizim elbette söyleyeceğimiz asla ve asla siyaset alanını bırakmamaları gerekiyor. Ve sonuna kadar siyasete ısrar etmeleri gerekiyor. Bunu hep burada söylerim. Çünkü birileri istiyor ki Kürtler siyasetten çekilsin ve Kürtler sürekli şiddet sarmalı içerisinde kalsın. Onlar da dünyaya Kürtlerin terörist olduğunu söylesinler, terörize edilsinler. Ama Kürtler asla buna fırsat vermemeleri gerekiyor. Çünkü eninde sonunda kazanım siyasette olacaktır. Bu konulara alışıktır Kürtler. 90'lı yıllardan bugüne kadar çokça bedel verildi. Hemen hemen tüm eş veya genel başkanlar Kürt siyasi hareketinin cezaevinde kalmışlardır. Hemen hemen tamam. Neredeyse cezaevinde kalmayan genel başkan kalmamış. Yani Murat Bey'den tutalım bugüne kadar. Onun için Kürtler bu noktada ısrar etmeleri gerekiyor. Neden bunu yapıyorlar? Bunu Kürtlerin siyasi olarak büyüseler artık bu ülkenin böyle yönetilemeyeceğini topluma kanıtlayacaklar ve toplumu buna inandıracaklar diye korku duyuyorlar, endişe içerisindedirler. Onun için Kürtlerin siyaset sahnesini bırakmaması gerekiyor. Bu arada değerli arkadaşlar, Bolu Cezaevinde, Bolu Cezaevinde Cemal Tarhan hasta ve ölüm döşeğinde Bugün Eren Keskin'in tekrar atmış olduğu bir tweetle de beni kudum ve sessiz ve serbest bırakılmıyor. Yani ölümle boğuşuyor şu anda. Umarım burada bir nebze bizim de sesimiz duyulmuş olur ve Cemal Tarhan'ın derhal bırakılması gerekiyor. Bir başka nokta var. Bir yerel mahkeme anayasa mahkemesinin kararına uygulamıyor. İlk değil Kürt vekilleri için hep yapılan bir uygulama. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti değil. Yine insan hakları savunucusu Eren Hanım'dan alıyorum. Militari sistemi eleştirip iktidar olanları eleştirdiklerini'nin aynısı oldular. Bu coğrafyada iktidar olacak iktidar ancak böyle olur. Yani burada muhalefeti eleştiriyor. Kürtler söz konusu olduğu zaman yanından bile geçmiyorlar. Dolayısıyla kimse mahkeme kararlarına bile uymuyor. Maalesef böyle bir şey. Ama kendilerine dokunduğu zaman işin rengi değişiyor. Evet arkadaşlarınız Figen Hanım'a yönelik başsağlığı dilekleri var. O mesajların hepsini getirin. Değerli arkadaşlar Orta Doğu'ya değinmeden geçemeyeceğiz. Çünkü Orta Doğu vahim bir durumda. Peki ne oldu? Ne oldu? İran nerede? Benim bugün vardığım kanaat şu. Gariban Filistin halkını koboy gibi kullandılar. Ben böyle düşünüyorum. Yani Filistin halkını koboy gibi kullandılar. Hamas açıklama yapıyor. Ve diyor ki bu kararı İran'ı savunuyor. İran nen haberi yok bu kararda? Çünkü e, Hizbullah açıklama yapıyor, pardon, Hizbullah açıklama yapıyor. Diyor ki İran'ın bundan haberi yok ve bunu tamamen şey aldı. Hamas bu kararı aldı. Ama Filistin halkı perperişan. 10 bin'e yakın insan öldü ve bunun yaklaşık 4 bin'e yakını çocuk çocuk. Arap devletlerinde çit ses yok. Arap devletlerinde çit ses yok artık timsah gözyaşları da fayda etmiyor. Ve burada e, Birleşmiş Milletler'in bir kararı var. Şöyle bir şey söylüyor, bir açıklaması var. Ben, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Şimdi bur buraya çok dikkat edin. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sosyal Formu Başkanlığı İran'a geçti sıralama. Yani düşünün İran İslam Cumhuriyeti mi dersiniz? İdam Cumhuriyeti mi dersiniz? Ve kadınların başörtüsü düzgün bağlamadı diye kadınları katleden İran insan hakları formunun başkanlık sırasını alıyor. Derler ya bu ne perhis, bu ne rahana turşusu. Böyle bir şey olur mu? Peki Türkiye'ye gelelim. Türkiye neyle uğraşıyor? Türkiye neydi? Dilan Polat'la uğraşıyor. Şimdi merak ettiğim nokta budur. Acaba Dilan Polat Engin polislere söyle bana altın kelepçe getirsin dediler mi her şeyi kelepçe ya bardağa şey altın ya her şeyi altında ya muslukları altın bardağına koyduğu altın suyu işte saç dekolteleri vesaire vesaire. Şimdi Türkiye 15 gündür Dilan Polat olayını konuşuyor. Diğer tarafta Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir MIT elemanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdiği iddia ediliyor. Bu mektup 24 saatte yayında kaldı. Ve şu anda yasak getirildi. Ve diyor ki bizim bütün hukuk dairelerimizin çok büyük bir, bir kısmı çürüdü. Ve birkaç tanesinin de ismini veriyor. Bu Tolga Şardan da bunlardan birisidir. Tutuklanıp cezaevine gönderdi. Bir başka gazeteci vardı. Dinçer Gökçe. O da gözaltına alındı. Neyse ki serbest bırakıldı. Bir başka gazeteci aldılar. Bunlar Kemalist çevrelerdendirler. Cengiz Erdinç. Onu da yeni aldılar. Böyle bir dezenformasyon almış başına gidiyor. Daha önce Gündem Gazetesi'nde nöbetçi yayın yönetmenliğin davasında aldığı ceza e, onaylanan Dilşat Kayat'ta tutuklandı, tutuklandı cezaevine gönderildi. Peki basına bu kadar yönelme neyin nesidir? Bak dikkat edin. Yargı içerisinde olan haberleri kim dışarıya kamuoyuna taşıyor? Gazeteciler. Dilan Polat olayı gibi olayları kim kamuoyuna taşıyor? Gazeteciler. Birçok sonuçta görevi gereği odur, Yapması gereken odur. Ha o zaman biz gazetecileri susturalım. Bir başka haber var elimde. Bu kanun hükmündeki ile kapılan özgürlükçü demokrasi gazetesi çalışanı Hicran Urun ve Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu, İshak Yusuf'un çalışan Pınar Tarlak ve imtiyaz sahibi İhsan Yaşar'ın hakkında açılan davada, altı gazeteci için ceza istendi. Eğer bir toplumda basın susturulursa, eğer bir toplumda gazeteciler tutuklanıyorsa o toplumda orada hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Gazeteci olmasa haberi nereden alacağız? Televizyon programcısı olmasa haberi nereden alacağız? Maalesef Türkiye böyle bir sürece girdim. Biraz şeye döneyim. Bu Nasrullah'ın bir açıklaması var. Nasrullah sürekli tehdit ediyor. Ama Filistin halkı büyük acı çekiyor. Üstelik de bu Hizbullah'ın lideridir Nasrullah. Ve şöyle tehditler savur. Irak ve Suriye'deki Amerikalı üsleri hedefimizdir. Yalan söylüyor. Yani bir iki roket atmayla bir yere varmaz. Burada. Filistin halkını daha da hedef ediyor. Akşam üzeri yeni bir gelişme oldu. Amerikan kongresinde 14.3 milyar dolarlık bir paket İsrail'e yardım için onaylandı ve kongreden geçti. Ve bir başka açıklama yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Biz Hizbullah ile ilgili hiçbir şekilde atış kesen yana değiliz. Yani öyle görünüyor ki bu savaş daha çok can yakacak ve çok daha uzun sürecek. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Hamas savaşının başlamasından bu yana ilk konu ilk konuşmasında 7 Ekim'de Hamas Filistin'e yaptığı saldırıdan önce haberdar olmadıklarını söylüyor. Oysa Hamas Hizbullah'tan destek bekliyordu. Dikkat edin. İsrail Filistin halkını gaza getirdiler. Bir yem gibi attılar İsraillerinin ağzına ve e, şimdi de sahip çıkmıyorlar. Şimdi de sahip çıkmıyorlar. Maalesef burada durum içler acısı. Bu gidişat da de gidişat değil. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de yaşananlardan sorumlu tutulmasının gerektiğini söyleyen Hizbullah lideri ise ayrı bir ukalalık yaptığını görüyoruz burada. Bu çok can yakacağı gibi Orta Doğu'daki birçok taşı da yerinde oynatacaktır. Burada Kürtlerin ne yapması gerekiyor? Kürtlerin bu süreci bir, iyi takip etmeleri gerekiyor. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bir ders alması gerekiyor. Yani güvenlikçi İsrail'in bir şey edeme edemediği gibi Güvenlikçi hiçbir politikanın demokratik politikadan daha değerli olmadığını da de anlaması gerekiyor. Ve eğer bu şekilde Türkiye hukuktan kopmaya devam ederse sadece ve sadece bir polis devleti, bir istihbarat devletine dönüşürse, bir maharet devletine dönüşürse bu Türkiye'yi ciddi bir şekilde içe büzecektir ve uluslararası yatırımlar da Türkiye'ye gelmeyecek. Onu belirteyim. Bu böyledir. Çünkü uluslararası sermaye nerede yatırım yapar? Güvenin olduğu yerlerde yapar. Uluslararası sermaye yatırım yapmadığı yerlerde toparlanamazlar. Bu da şu demektir. Önümüzdeki bir kış süreci var ve geçen yıldan kalma 22 milyar dolar doğal gazın borcu vardı. E Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkı olsun diye bunu ötelemişti. Faiziyle birlikte sanırım şu anda 27 milyar dolar olmuş. Ve ne olacak? Önümüzdeki bir kış mevsimi var. Bu kış mevsiminde çok ciddi bir şekilde sıkıntıların baş göstereceği bir dönem olacağı kesin gibi görünüyor. Mehmet Şimşek'in, Hafize Gaye Erkan'ın projesi neydi? Dışarıda yatırımcıyı içeriye çekmeye yönelik. Ama kendi içinde barışın çık olmayan e, devlet sistemi, sürekli kavga halinde olan devlet sistemi ve tümden e, hukuku ayak altına alınan mevcut iktidar, e, uluslararası yatırımcılara da maalesef üzülerek belirteyim güven vermeyecek. Bu da böyle de bir gerçeklik var. Ee, bir şeye gelelim. Yani önümüzde şurada kaç ay kaldı? Kasım ayındayız. Kasım, Aralık. Üç de orada beş ay sonra Türkiye'de seçim var. Yani beş ay sonra Türkiye'de yerel seçim var. Türkiye'de yerel seçimlerde burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas e, e, İsrail olayını da kullanarak e, içeride oy devşirmeye çalışıyor. Buradaki temel amaç da İstanbul, Ankara, Adana, Mersin belediyelerini almaya yönelikti. Peki burada HDP'ne kadar kendini toparlayabilir, onu görmek gerekiyor ve takip etmek gerekiyor. Ve mevcut muhalefetin de çok ciddi bir şekilde dağınık olduğunu görüyoruz. Mevcut muhalefetin de çok ciddi bir şekilde dağınık olduğunu görüyoruz. Bu dağınıklık ya yani bu mevcut dağınıklık ee, Doğan olarak HDP'ye de yansıyor. HDP'de yeni bir kongre yaptı. İsmini değiştirdi. Kısmen bir iki madde herhalde tüzüğünü değiştirdi ve yeni bir parti meclisi oluşturmuş oldu. Önümüzdeki seçimlerde de HDP'ye karşı ne olacak? Çifte yıpratma siyaseti olacak. Bir tanesi Hüdapar üzerinde yapılacak. İkincisi ise tip üzerinde yapılacak. Şu anda HDP'ye karşı HDP'yi HDP'yi yıpratma, zayıflatma, içini dişini oyma iki tane parti var. Bir tanesi sağdan hücum ediyor, ediyor muhafazakarcılık ve dincilik üzerine bir diğeri de solculuk üzerine. Tip hangi kitleye hücum ediyor ya da hedef alıyor? Tip kent kitlesi ve kent gençlik kitlesini hedef alıyor daha çok. Ve Alevi kitlesi Yani tip bunu hedef alıyor. HDP'nin parti meclisi, HDP'nin parti meclisi bunun farkında mıdır? bilemiyoruz. Biz buradan söyleyelim ama. Biz buradan söyleyelim ki ona göre tedbirlerini alsınlar. Diğer tarafta da Hüda Parı'nın yapacağı propaganda şu. Boşu boşuna HDP'ye oy vermeyin. Kazansanız da kayyum atanacak. Biz hükümet ortağıyız. Bize verin ve biz sizi yönetelim. Biz sizi yönetelim. Şimdi bu ne kadar tutar? Şimdi HDP kendi kitlesine şöyle bakmaması gerekiyor. Yani herkes öyle dört dörtlük ideolojik ve politik olarak bir gözle bakmaması gerekiyor. Hani derler ya halk yığınları sonuçta. Halk yığınları. Şimdi halk yığınlarının olduğu yerlerde burada bir takım çıkarlar olacak. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Batı illerindeki yöre dernekleri. Batı illerindeki yöre dernekleri. Bu yöre derneklerinin çoğuyla benim aldığım bilgilere göre AKP bile bir görüşme halindedir. Ve bugün İstanbul gibi bir yerde belki yüzlerce yöre derneği var. Yani Kars'ın var, Ardahan'ın var, Iğdır'ın var, Van'ın var, Hakkari'nin var, Diyarbakır'ın var, Cizre'nin var ve birçok yöre derneği var. Bu yere derneklerin başında olan şahısların çok büyük bir kısmı öyle çokça ideolojik politik değiller. Yani en azından farklı bir şeyden geliyorlar. Nereden gelip dernek başkanı oluyorlar? Biraz ekonomisi vardır. Sermaye ile çok işçiçedir içedir doğal olarak. Ticareti vardır. Derneği de kendine bir potansiyel olarak kullanıyor. Yani Burak bir Sultan Aptal Derneği de dahil olmak üzere. Şimdi bu dernekleri kendi tasarruflarına doğru, göre kullandıkları için e, her halükarına şöyle bir pazarlığa da girecekler. Yani nasıl olsa İstanbul'da HDP kazanmıyor ve böyle bir iddiası yok. Böyle bir iddiası olmadığı için de siz gelin bizim olduğumuz yere destekleyin. Sizin bir takım işlerinizi, ihtiyaçlarınızı da biz yardımcı olalım. Maalesef bu böyledir. Üzel ederek belirteyim yani. İşte bu noktada HDP'nin tüm bunları düşünüyor olması gerekiyor. Şimdi ben HDP'nin e, parti meclisine bakıyorum. Ben böyle bir nitelik tanımıyorum yani. Görmüyorum açıkçası. Yani görmüyorum. Şimdi bakın ve bu bölgede ikinci nokta ikinci bak bak iki noktada kent ve batı kitlesinde iki noktada HDP'yi yıpratacaklar. Belki tarihinin en düşük oyu alacak biliyor musunuz bu sefer HDP? Bu moralinizi bozmasın. Çünkü ondan sonra belki yükselişe geçer. Çünkü batıda bir de tip olayı devreye girecek. Dikkat edin Erkan Baş ne demişti? Bir milyon oyumla seni destekliyorum demişti 28 Mayıs seçimlerinde. Mesaj veriyor. Şimdi bu sefer şöyle bir durumla ortaya zıplayacak çıkacak. Bakın bizimle gelin bizimle yürüyün. Bizim CHP içerisinde meclis üyelerimiz var. Biz de CHP kazanırsa sizin işinizi göreceğiz. Kadıköy Belediyesi'nde mesela. Gibi gibi. Beşiktaş Belediyesi'nde Bakırköy Belediyesi'nde. Çünkü burada e, tip CHP'nin sol kanadıdır. Biz çok söyledik. Bunu dikkate almadılar. Bu kabul etmedi HDP. Ama tipin HDP ile uzaktan yakında alakası olmadığı gibi tipin temel amacı kuruluş amacı şimdiki CHP'nin onun ön açıcı olma olayı tamamen HDP'nin kent kitlesini kendine doğru çekme ve CHP'ye doğru çekmeye çekerek eritmedir. Bunun mutlaka ve mutlaka buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi ne oldu? Bir, yöre dernekleri. iki Hüdapar üzerinde AKP. Yani yöre derneklerinin büyük bir kısmı AKP'nin yanında yer almaya çalışacaklar. Dernek yöneticileri söylüyorum. Tek tük birkaç tane çizgisine hariç. Çıkarları gereği oraya gidecekler. Diğer tarafta tip CHP'ye doğru yontmaya çalışacak. Dolayısıyla kentlerde çok ciddi bir sıkıntı şu anda HDP'yi bekliyor. HDP'nin mutlaka ve mutlaka bunu görmesi gerekiyor. Bölgede ise tip yok. Bölgede ne var? Bölgede ise Hüdapar üzerinde çok ciddi bir şekilde propagandalar yapılacak. Yani AKP'e kazansanız dahi kayyumlar atanacak. Dolayısıyla zaten biliyorsunuz her şeyi yapıyor. Gazeteciyi tutukluyor, kayyum atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Her şeyi yapıyor. E madem öyleyse gelin orada zayı olmayın. Bizi destekleyin ve biz de size yardımcı olalım. Etkileyecekleri evet, bir kitle de var onu da söyleyeyim. Şimdi burada birkaç avantaj, dezavantajla karşı karşıyadır Kürt siyaseti. Şimdi yıllardır mücadele veren Kürt siyaseti 14 e, 7 Haziran 2015'te kadar bir zirve yaptı ve o zirveyi devlet sistemi gördü. Devlet sistemi gördü. Bu devlet sistemi yavaş yavaş bu zirveyi görünce müdahalelere başladı. Bir, nitelikli kadrolarını ya tuttu ya tuttu ceza, Türkiye cezaevinin dışına gitmeleri için ceza verdi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi birçok kadrosunu tutuklayıp cezaevine koydu. Gülten Kışanak, Ayla Akkaat vesaire. Diğer tarafta birçoğunun da dışarı gitmesi için yöneldi. Bir de o var. Son dakikalarımı yaz zorla da ona göre toparlayayım. Sevgili yönetmen. Burada iki tarafta zarar verdi. Üç diğer boyutuyla ne yaptı? Ya yani diğer boyutuyla kayyumları atadı. Burada da ciddi bir moral bozukluğunu beraberinde getirdi, umutsuzluk yaratmaya çalışıyor. E böyle bir durumda eş başkanlar da daha yenidirler. Nasıl yürüteceklerini bilmiyoruz. Parti meclisine çok büyük bir iş düşüyor. Ve gerçekten herkes dahil etmeleri gerekiyor. Son olarak şöyle bağlayayım. Bugün de yine bir telefon geldi. E maalesef üzülerek belirteyim. HDP'nin Büyük Kongre Komisyonu halk tarafında yapılan önerileri dikkate almamış. Benim de dahil olmak üzere yani öyle bir niyetim var diye demiyorum. Onlarca nitelikli arkadaş, deneyimli, tecrübeli arkadaş genel merkeze önerilmiş ve hiçbirisiyle görüşmemişler. Niye? Çünkü adam Çanakkale'den arıyor. Diyor ki abi ben seni önerdim. Seninle birlikte şunu 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 öğrendim. Açıyorum ben telefonu arkadaş ediyorum. Sizinle görüşler Hayır. Ve burada da çok ciddi bir antidemokratik bir durum var. Bir yüzümle işte istediğini genel merkeze götürmesi için veya yapması için demek ki nitelikli ve becerikli tecrübesi olan arkadaşları istememe durumu var. Bunu hemen hemen her programda söyleyeceğim. Ta ki o kongre komisyonu e, halk nezdinde teşhir olana kadar ve bunu mutlaka ve mutlaka parti disiplin kurulunun da bunu soruşturması gerekiyor. Madem insanlar bir yerde öneriliyorlar, siz neden görüşmüyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Sizin gidip görüşmeniz gerekiyor. İyi ya da kötü, girer ya da girmez. Gelir ya da gelmez, konulur ya da konulmaz. Bunlar ayıp şeydir. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı da var onu da söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlar şimdi yarın 4 Kasım ve 4 Kasım 2016 yılından bugüne kadar Sayın Selahattin Demirtaş, Fiyen yüksekten ve birçok arkadaş haksız, hukuksuz bir yerde tutuklanarak gözaltına de tutuklanan cezaevine konulduğu 7. yılın dönümüdür. Ve bizim çağrımız hukukun mutlaka üstün kılınması ve bu haksızlıktan vazgeçilerek Bunların serbest bırakılması gerekiyor. Belirtiyorum. Ve sevgili Gülten Kışanağ'ın cezası bitmiş olduğu halde bırakılmıyorlar. Bir de bu hukuk skandalıdır. Onu da belirteyim. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Ben hiç size demedim beğeni yapın. Umarım beğeni yapmışsınız. Yapmayanlar hala mutlaka yapsınlar. Hepinize iyi akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Beğeni yapmak bir tane tıkdır Hepsi o kadardır. Çok uzun değildir. Ve bizim her hafta Selahattin Demirtaş'ı unutma ve unutturma diye bir programımız var. O devam edecek ve sık sık Sayın Selahattin Demirtaş'tan bahsedeceğiz. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş Kürt siyasi arenada ve 100 yıllık siyasal süreç içerisinde ender yetişebilecek olan önemli, bilgili, birikimli, donanımlı bir liderdir. Birileri unutturmaya çalışırsa bizim vicdanımızı el vermiyor. Asla unutturmayacağız. Ahde vefadan da Vaz geçmeyeceğiz. İyi akşamlar.